Günaydın sevgili izleyenler. Haftanın ilk günde vizyon programıyla karşınızdayız. Bugün yine farklı bir konuğumuz var. Pasta şefi Nalan Yörük bizimle birlikte olacak. Hazır bayramda yaklaşıyor. Belki kendisinden böyle evde yapabileceğiniz tarifler de alabiliriz. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir koşuşturma vardır sizde de. Evet, var. Haliyle 23 Nisan'ı atlattık. Atlattık. Çocuk bayramını, önümüzde de Ramazan Şeker Bayramı var. Bayram var, evet. Yarışma heyecanları vardı, onları atlattık. Öyle de bir yoğunluğunuz var. Evet. Peki Nalan Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Pasta şefi olmaya nasıl karar verdiniz? Tanıyalım sizi. Tabii aslında uzun yıllar bankacılık yaptım. Çok tezat. Evet, farklı. Birbirine. 31 yıllık bankacılık hayatımdan sonra işte uzun yıllardır hayalim olan, yapmak istediğim şeyi yapıyorum demeyeyim de yeni başladım aslında. İki aydır küçük bir butik pastanem var. Atölye olarak da kullanıyorum. Pastane ürünleri. Yani sevdiğim işi yapmaya başladım. Kısa bir süre aslında, iki aydır. Süre, daha çok kısa, evet. Ama yıllardır, yaklaşık 7-8 yıldır sürekli bununla ilgileniyorum. Eğitimler. Şimdi aslında profesyonelliğe ve satışa çıkardınız diyelim. Kendi aile, evet, çevrenizde, evet, falan. Yani özel bunun bir altyapısı var, bir birikimi var. Yapıyordunuz. Tabii. Yani eğitimler, işte evet, evde sürekli çalışmalar, bankadan sonra gelip denemeli, gece yarılarına kadar, bazen sabahlara kadar çalışmalar. Bu da bir aşk aslında, değil mi? Bunu tercih etmişsiniz. Memur hayatından sonra farklı bir bölüme geçmişsiniz diyelim. Ailenizde var mıydı böyle pastaya ilgilenen? Pasta ya da anneniz yapar mıydı? Nasıl? Tabii annem, yani biz Adanalıyız. Mutfak ayrı bir kültür bizde. Hani annem mutfağı yapardı. Yani ben de onunla büyüdüm zaten, görerek. Size söylemiştim program öncesinde de. Herkes dışarıda oynarken ben mutfakta yemek denemeleri yapardım. Hani sürekli bir şeyler yapmak isterdim falan. Annem de desteklerdi. Zaten çocukluğumuzdan beri bir pasta kültürü vardır. Gezme olayları, evet, da vardır. Altın, evet, günleri, evet, falan. Evet, evet. Hep görerek, evet, büyüme. Görüyorsunuz. Kafanızda böyle bilinçaltınızda bir şeyler oluşuyor zaten. Dediğim gibi çok severdim ve ilerleyen yıllarda da bununla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Yani sanata olan ilgi var, ailede de var. Ama pasta olarak değil, farklı dallarda. Benim de aslında ilk önce işte resim yapmakla başladı. Hani resim yapmak, yani çok seviyordum. Boyamak, mesela sokak hayvanları için taş boyamaları falan yapıyordum. sonra oradan işte... Resmi çok seviyorsunuz, mutfağı da çok seviyorsunuz. Kafamda şey oluşmaya başladı, hani neden ikisini birleştirmiyorum? Doğru. Çünkü pastada da sanat gerçekten. Şeker hamurunu boyuyorsunuz, doku veriyorsunuz. Yani sizin bilinçaltınızda ya da hayal dünyanızda ne varsa orada uygulayabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış o yaratıcılık. Kesinlikle. Ne yapmak istediğiniz. Ya da pastasını yaptığınız birinin hayalinin orada gerçeğe dönüşmesi sizi mutlu ediyor. Hani bunu yapmaya çalışıyorsunuz, o duyguyu vermeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Pasta bildiğimiz pasta değil artık aslında. Boyut atladı önceden. Boyut evet. Süt, yumurta, işte bilindik malzemelerle yapılan, tabii, bir yiyecekken, gıdayken, şimdi ise sanata dönüştü. O da... Evet. Tabii sanatımızı konuşturmak gerekiyor. Herkes yapamayabilir. İçindeki lezzet, keki falan aynı olabilir ama o dış görsellik de çok önemli. Görsellik tabii çok önemli. Peki hangi eğitimlerden geçtiniz? Yaratıcılığınız var. Onu hangi eğitimlerle beslediniz? Pastaya karar verdiğimde ben tabii çok seviyorsunuz ama eğitim almadan kesinlikle olmuyor. Yani kendi kendine bir şey olmuyor. Eğitim şart. bunun için doğru isimleri ve adresleri aramaya başladım. Tabii araştırdıkça bir şeylere ulaşıyorsunuz. Tarzınıza uygun, sizi daha çok, hani size kafanızdaki şeyi daha fazla ifade eden, baktığınızda çalışmalarına falan. Böyle birkaç
hocaya ulaştım. Onlardan eğitim almaya başladım. Gerçekten her biri uluslararası yarışmalarda sürekli işte başarılı ödüller almış, isim yapmış, jürilik yapma yetkileri olan çok her biri kendi dalında çok iyi hocalar. Eğitim almaya başladım onlardan ve hala da alıyorum. Yani sürekli bir zaten şey iletişim halinde oluyorsunuz. Sonra işte yaparken bir şeyi yapıyorum. Ne noktasına geliyorsunuz? Yarışmalar. Bunlara hazırlanmaya başladım. Yarışmalara katıldınız değil mi? Ödüllü pastanız evet, da var. Hatta yarışmaya 2 yıl öncesinde yani pandemiden tam önce katılmak üzere. Nerede yapıldı bu yarışma? İlki Hırvatistan'ın Brak adasında yapıldı. Pasta ve aşçılık yarışmaları. Benim bağlı olduğum, üyesi olduğum gastronomi derneğinin de katılımıyla. Oraya gitti. Evet onu soracaktım nasıl bir talep oldu da orada. Evet. Ben pandemi öncesi başlamıştım o yılki yarışmalara yönelik katılmak amacıyla. Fakat biliyorsunuz pandemiden dolayı her şey ertelendi. O ödüllü pastanızı da attınız mı yönetmen arkadaşımıza? Attım. Onları rica İkisini edelim. Bakalım. Onun üzerinde de konuşalım. Görüntü hazırlanırken de şey soracağım. Pasta yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat edilmeli? Eğitimini aldınız. Eğitimini ya şöyle, önce tabii lezzeti çok iyi olmalı. Tabii ki. Hani dışı kadar içi de ya da içi kadar dışı da. Doğru, ya kekten başlıyor aslında. Doğru kek ve kremadan başlıyor. Değil mi? Tabii. Ondan sonra kendinizi geliştirmeye başladıkça, hani şeyin sınırı yok. Sanatın da sınırı yok biliyorsunuz. Yüzlerce, binlerce versiyonu var şeker hamurunun, o doku tekniği vermenin, renklendirmenin ya da bir yenilebilir kağıttan çiçek yaparken sadece ondan çiçek değil de bambaşka şeylerde yapıldığını. Şey de olabiliyor değil mi? Dış görselliği üstüne duruyorlar mesela. Kişi talep ederken şu şekilde olsun diyor, hayalim bu diyor. Evet. Şekilde olsun diyor, hayalim bu diyor. Ya da örnek bazen bir fotoğraf bir pasta atıyor. Tabii şimdi onun gördüğü belki onunla sınırlı ama benim şey var hani kafanızda, bu tema bambaşka bir şekilde de olabilir. Ben de ona bir sürü seçenek bulup gönderiyorum mesela. Şöyle de olabilir. Alternatif sunuyorsunuz. Evet, bu şekilde de olabilir. Hani böyle yaparsak belki hani daha hoşuna gidebilir, bir sürü seçenek. İşte orada yaratıcılığınız konuşuyor tabii, aslında. Tabii tabii, evet aslında. Dokusu farklı olabilir, figürü, hani bazen çok basit bir figür olabiliyor gönderdiği. Ama tabii sonuçta müşterinin karşı tarafını tercih ediyor. Bazen ama şey de oluyor, çok komik pastalar oluyor açıkçası yani. İşe yeni başlayanla mı alakalı, hevesle mi yapıyor? Yani gönderdiğim fotoğraf bu, yapılan pasta bu diye fotoğraflara size denk gelmişsinizdir. Yani sadece... şey amaçlı bakarsanız pastaya, hani ben bu pastayı yapayım parasını alayım yeter diye bakarsanız öyle pasta çıkar. Ama yaptığınız şeyin en iyisini yapma gibi bir hedefiniz varsa, hani kendi içinizde bir yarışınız ve hırsınız, hani dışarı değil, kendi içinizde. Daha farklı nasıl olabilir? Hani yani bilmiyorum, gerçekten sonu yok, sınırsız bir şey. Farklı olmak zorundasınız. Seher'cim hazır mı? Fotoğraflar hazırsa üzerinde de konuşalım yine. Bakalım şu an görüyoruz. Bu nedir? Bu pasta. Bu bir bölümü ama bunun bütünü de var. Şeker hamuru. İnanmıyorum. Evet. Yani böyle bir pasta da yapılabilir. Bu mu ödül aldı? Kesinlikle. Bu ödül aldı. Şimdi bu ne ödülü? Hırvatistan'da şeker hamuru büyük artistik çalışma. Wow. Dekoratif tasarım. Bir de İzmir Çikolata Fest'te altın aldı bu. Kesinlikle kaç gün sürdü bunun yapımı? Şöyle gün değil de 2 yıl sürdü. 2 yıl. Pasta. Yaklaşık iki ama yıl. Yenilmez herhalde. Daha görsel olarak kaldı 2 yılda. Şeker hamuruna şimdi bir şey olmuyor ama içinin keki. Hiçbir şey olmaz. Bu
trafor üzerine şov amaçlı yapılan bir şey. Şekil, yani yarışmaya yönelik. Ama pasta malzemeleriyle yaptınız hepsi tek tek. Tamamen yenilebilir pasta malzemeleriyle yapıldı. Bunun bütün tamamını gösteren bir görsel olması lazım aslında tam karşıdan. Tamam, o da gelir. Bu detaylara kadar. Detayları, yani bir kafe var. Kafenin dış tarafında. Evet, onu anlatın. Vitrin var. Konsept o neydi? O vitrinin içinde pasta. Ki bu korsan, tam şey yani yabancıların evet, evleri, evet. Kafeleri olur ya. Evet, evet. Küçük küçük kruvasanlar. Ya şeker hamuruyla yapılamayacak bir şey yok. Öyle diyebilirim. Detaylarını i̇şte bu, da evet, görelim. Ha. Kafe. Peki 2 yıl sürdü evet, diyorsunuz, bu mudur? Bu şeyi karşıdan bayağı detaylı. Tamamı bu. Arka tarafı da yine bahçe, işte kaktüs, orman, çiçekler. Hayran kaldım. Bu çalışmanın adı Umut. Umut ismi evet, de. Tabii bir konu olması lazım. Bir şeyi yaparken konu çok önemli. Kesinlikle konsept belirledikten sonra. Neden yaptığınızı, neden böyle bir çalışma yaptığınızı anlatıyorsunuz. Bir dosya sunuyorsunuz jüriye. Bize de anlatırsanız seviniriz. Umut şey, yani özlemini duyduğum huzurlu yaşam, mutlu yaşam. Hani oradaki gülen, tebessüm ederek oturan insanlar. İşte ki pandemi süreci patlamadan yaptım diyorsunuz. Patlamadan tam onu aslında çağırmıştınız. 2 sene boyunca da insanlar böyle. Düşünün, böyle bir duygum vardı. Arkasına pandemi girdi, arkasından savaş, arkasından ekonomik kriz derken bu çalışmam aslında çok daha büyük bir anlam. Kuş detayına kadar var. Evet. Şu an daha anlamlı hale geldi bu çalışma. Kesinlikle. Evet. Yani o zaman ismini de koymuştum. Umut. Havuzdan, işte, arabaya, portakal ağacından. Evet. Küçük küçük bütün detayları. Evet. Düşünerek yapmışsınız yani. Küçük maket ev yapılıyor tabii, ya görsellik. Tabii. Aynı onun pasta halini yapmışsınız. Evet. Evet. Mimarlık da var aslında sizde. Mimarlık da gerektiriyor. Evet. Kesinlikle. Milimetrik şeyler. Yani oradaki bir gül 2 milim, hani yarım santim bile değil. Bu pastayı peki zarar vermeden nasıl götürebildiniz? Bu ölçülerde bir sandık yapıldı. Sabitlendi altlardan falan. Uçağı rica ettik işte. Çünkü çok önemli. Zarar görmeden gidebilsin diye. Karşı tarafa rica ettik. İndirecek yerleri falan. Peki biraz 2 yıl manevi emeğiniz geçti. Bunun maddi boyutu da vardır maddi yani. O ne var. Kadarlık bir pasta, ne kadar tuttu. O da hep merak ya, edilir böyle durumlarda. Hiç hesaplayamıyorum ama o kadar çok ki anlatamam. Hani şeker hamurundan işte çiçek telleri var, boyalar var. Bir şöyle bir boya, sanırım bugün almaya kalktığınızda iyi bir boya, 30 liradan falan başlıyor. Düşünün. Hani onlarca boya, onlarca boyutlarda teller, emek. Hepsi evet, kesinlikle artık. Dediğim gibi yaklaşık 2 yıl sürdü ve hani bankadan gelip sabahlara kadar, gece yarılarına kadar. O zaman çalışma hayatınız da devam ediyordu. Çalışma hayatım devam ediyor. Tabii ben geçen Kasım'da ayrıldım bankadan. Hafta sonları. Ama ödül hepsinin karşılığı oldu değil mi emeğinizin? İşte sevgi ve tutku gerekiyor, tutku. Aşkla yapmanız lazım, yoksa olmaz. Belli yani aşkla yaptığınızda. Evet. Bu detaylar. Hani, ben 2 yıl boyunca bilmiyorum kaç defa dışarı çıkmışımdır, belki 3-5 defa. Hani bir arkadaşımla kahve içmeye falan. Hobinizi yani, şimdi artık şeye dökmeye başladınız haliyle yani bu emeklerden sonra. Peki yine şeker yemeyen, diyette olan ya da şeker hastası olan müşterileriniz de olacak, tabii, olmuştur da. Görsel bir şey istedi. Şeker hamuru diye bir şey var. Bu ha, görselliği o yapıyor. Evet. Onun yerini ne alır? Var mı öyle bir şey? Ya şöyle, aslında şeker hamuru bizim görsel olarak yapılan bir şey. Yani oradaki o günkü doğum günü olan ya da herhangi bir özel gününü kutlayan kişinin hayalini yansıtacak bir şey. Yenmesini tavsiye etmiyoruz. Hı hı. O görseli yaptıktan sonra onu hatıra olarak saklayabilir. Yok yani alternatifi değil mi? Dış kısmı yemesini tavsiye etmiyoruz. Bir de yumurtaya yemeyenler, yumurta kokuyor deyip yemeyen yumurtasız kişiler de kekler, var biliyorsunuz. Var mı o da? Seçim, tabii. Şekersiz pastalar, unsuz, glutensiz pastalar. Bunlar var. Peki, fazla şey. Bu butik pastacılık çok gelişti.
fark ettiyseniz son 10 senedir hatta, değil mi? Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu eski pastanecilik kültürü de bambaşkaydı. Oradan buraya bir evrilme var. Evet. Bunun arasındaki duyguyu sizin anlatmanızı istiyorum aslında. Ya, nereden nereye? Pastanecilik vardı, hep vardı. Hatta eski tatları, lezzetleri ben çok arıyorum. Hani küçükken o pastaneden aldığım bir, ben işte İstanbul'da büyüdük, orada çocukluğumuz geçti. Bir iki pastane vardı, Alman pastası denen bir şey yapılırdı. Şimdiki şeye benziyor bu. Donat var ya, berliler, onu tabii, krema doldurursunuz. Onu fırında yapılan hali. Ben o lezzeti hiç unutamıyorum mesela. O zamanki kurabiyeleri falan. Ya belki de şeyin de etkisi var. Hani sosyal medyanın da etkisi var. Evet, ona yine da değineceğim. Yine pastacılık, butik pastacılık vardı. Şeker hamuru yoktu mesela. Şimdi hazırları var. O zaman elde yapılıyordu daha tabii çok. Bilmiyorum, teknolojinin, bilimin, her şeyin, her şeyin geliştiği, evet, gelişmesiyle daha ulaşılabilir mesela şeker hamuru, rengarenk teller. Malzeme eksikliği vardı eskiden. Şimdi bunlar da gelişmesini sağlıyor bence. Her sosyal şeye görsellik. Gelişmesiyle de ulaşılabilirliğimiz arttı. Doğru, kesinlikle. Yani mesela bir hocaya, iyi bir hocaya gerçekten önceden gidip canlı birebir eğitim alabiliyordunuz. Hani ben mesela tabii, ilk eğitimimi gittim İstanbul'a. Onlarca işte masraf, orada Allah'tan ailem orada olduğu için otel parası vermedim ama çok biliyorum. Bin bir türlü fedakarlıkla eğitim almak için gidenleri. İlk eğitim böyle. İkinci eğitim de mesela bir hafta birebir eğitim için yine gidip öyle tabii, birlikte yapmıştık falan. Sonra online eğitimler çıktı ki bence çok daha güzel. Çünkü online eğitimlerde şeyler şöyle oluyor. Videolar kayıtlı kalıyor. Hı hı. O videolara sizin sürekli, hani hiç silinmediği için ulaşma imkanınız var. Tabii, yani açıp bakıyorsunuz. Aç, şu nasıldı? Bak tekrardan. Çünkü şey oluyor, canlı eğitimlerde heyecanlanıyor insan. Hı. Veya evet tamam işte anladım ben bunu diyorsunuz ama sonradan unutabiliyorsunuz. Ama onu geriye dönük tekrar, hani sorma imkanınız kısıtlı oluyor. Evet, yurt dışında siz de izlediniz mi bilmiyorum. Zamanla yarışma formatları oluyor. Herhangi bir şey söyleniyor biliyorsunuz. Onun üzerine, o da sanatın da daha üstü aslında. Kısa zamanda neler çıkarabilecek. Evet. Öyle bir yarışmaya dahil oldunuz mu? Öyle bir durumda olsanız yok, ne yaparsınız? Eliniz ayağınıza dolaşım. Var, var. Bu zaten Gastronomi Derneği'nin düzenlediği, benim üye olduğum İzmir Çikolata Fest oldu geçen hafta. Yani bu sadece orada değil, tüm organizasyonlarda genelde böyle zaten. Canlı şovlar. Evet. Pasta yapmak, yemek yapmak, işte bir menü çıkartmak. Çok güzel, ya olağanüstü şeyler. Bir obje çok söyle. Yetenekli. Herkes kendi var, şeyini katıyor. Orada aslında belli oluyor değil mi? Ayırt edilebiliyor. Çok farklı kategoriler var. Benim katıldığım kategori şeker hamurundan dekoratif tasarım. Bunun büstü var. Çiçek aranjmanları. Başka var, pastalarınıza da bakalım. Var. Onların üzerine de konuşalım. Ödüllüyü gördük zaten, hayran bir olduk. Bir tane daha var. O da gümüş madalya almıştı. Öyle mi? Daha küçük olan. Evet. Ona da bakalım. Peki sosyal medyanın bu meslekteki avantajları ve dezavantajlarını da konuşalım. Ekranda da pasta geldi. Bu nedir? Uzak. Eğitimini aldığım hı-hı, bir pasta bu. Hı-hı. Eğitimini aldığım, çalışmasını yaptığım bir pasta. Bunun ismi var mı? İsimleri var ama çok fazla var. Böyle isimlerini unuttum. Yani not, Uzak Doğu şey var değil mi? Bunda stili var sanki. Bu teknik. Mesela çok güzel ya. Yukarıda izomalttan yapılan bir çalışma var. İzomalt şeker. Hmm. Bu akide şekerlerinin falan yapıldığı bir malzeme. Onun altında kremadan yapılan çiçekler. Royal Icing'den doku. Altta, onun bir altında şeker hamurunun. Her katında bir hikaye. Evet, her katında bir teknik var. Çatlatma teknikleri, işte en alttaki ağaç dokusu. Bir pastada uygulayabiliyorsunuz figürler, aslında neleri öğrendiğiniz ya da. Bir pastada uygulayabiliyorsunuz. Hı-hı. Hatta tek katında bile uygulayabilirsiniz. Hmm. Hani şöyle çepeçevre yaparken birçok teknik uygulayabilirsiniz.
Canlı gibi olması da çok önemli. Üç boyutluya da geçti artık. Tabii çikolatadan heykeller var. İlerleyen resimlerde onları göreceğiz. Wow. Bunda mesela çikolatadan doku orta bölümde. Altta yine çikolataya buz şekil vermek. Gibi. Evet. Buz kütlesi çikolata gibi. Ya istediğiniz şekli verebilirsiniz. En üstteki malzeme şey mesela. Nedir bu? O? İnce spagetti düşünün. İnce spagettiyi önce yumuşatıyorsunuz suyun içinde. Boyuyorsunuz. O şekli verdikten sonra kurutmaya bırakıyorsunuz. Airbrush boyamaları. Şimdi biz bu şekil görüyoruz. Olmuş hali ama her bir tekinle bile uğraşıyorsunuzdur büyük ihtimal. Evet, çok fazla saatler emek süren oluyor. Emek. Çok fazla emek oluyor. Yine Biblo. Alt ve üst tamamen çikolata. Şimdi mavi şeker sanırım. Mavi şeker, izomat. Hı hı. Evet. Çiçek, yenilebilir kağıt. Burada şey mesela temel, çikolatadan heykel yapmayı. Yani onun temeli bu. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel ya. Hı hı. Ya kalıp da çıkarabilirsiniz, kalıp çıkarmadan da yapabilirsiniz. Bunu yemeğe kıyamazsınız yani. Evet. Yine burada kremayı mesela bir aletle orada. Hani dediğiniz gibi heykel tıraşlık falan. Ama böyle. Siz şunu fark etti. Bilindik evde yapan, hevesle başlayan ya da yeteneğin olan kişilerden bambaşka daha yurt dışı farklı şeyindesiniz yani. Yani hayal işte gücünü, sanatınız, lazım. Klişe yok pastalarda. Evet. O yüzden yani size bir model attıktan basitinize gelebilir. Bunu mu istiyorsunuz ben yani? Ben zaten çok fazla seçenek sunuyorum onlara. Bence gönderiyorum. De. Bakın. Şöyle de yapalım. İsterse tabii ki şeyle de alakalı. Bunları bence hep şey mi? Şey doğum günü ha. pastası olarak mı yaptınız yoksa bunlar da mı yine bunlar yarışma? Bunlar eğitim çalışması. Eğitimde. Evet. Yapılabilir doğum günü için ya da özel günler için. Peki bu yaptığınızı? Mesela royalizing. Hı hı. ile resim kurabiye üzerine soldaki şey. Evet. Böyle icing ile yapıyorsunuz. Üzeri çikolatadan kalıpla çıkardığınız bir heykel. Helen sanırım değil mi? Evet evet. Peki, evet. Peki sizin bu yaptıklarınızın görsellerinizi paylaşıyor musunuz? Sosyal medya hesabınızda paylaşmışsınızdır var, büyük ihtimal. Var. Konuşamıyorum. Pastalarınız geliyor sürekli. Evet, evet. Bu da çikolatadan. Bu çok bu kedi bir, mi? Bu da bir eğitim çalışması. Kedi. Çok farklı. Bunlar da çikolata. Yani işte çikolatayı uygulayıp biraz böyle oynayacak kıvama geldikten, şekil verecek kıvama geldikten sonra. Bu görsel pastalarınızı söyleyeceğim artık. Soramadım bir türlü. Herhangi bir doğum günü, açılışta isteseler tekrar yapabilir misiniz? Ya da yapar tabii mısınız? Ki, çünkü tabii. hepsi ayrı bir görsel. Tabii ki. Ya işte o kedi heykeli olmazsa başka bir şey olabilir. Çünkü hani daha çok özenilmiş ve saatler neyse, harcanmış. Evet, orada vurgulamak istediği şey neyse o tema üzerine yapılır. Bunlar zaten şey hani bu eğitimlerin o bazı öğrenmek için, altyapıyı. Öğreniyorsun temeli öğrenmek için. Ondan sonra o sınırsızlık size ait. Hani o tekniği kullanarak yüzlerce, binlerce şey yapabilirsiniz. Sosyal medya hesabınızı da söyleyin, dilerseniz de takip etmek isteyenler olur. Çünkü amazing, bu görsellikleri görsünler çok yani. Amazing Cakes Cafe olarak diye geçiyor. Geçiyor. Amazing Cakes alt çizgi kafe. Sosyal medyanın avantajlarına da giriyor bu. Tabii, soru sormuştum. Tabii, tabii. Dezavantajları var mı? Yok sanmıyorum. Yaptığınız görselleri görüp de başka kişi uygulamaya kalkabilir belki. Yok kalksın. Herkesin değil mi? İmzası kalksın, gibidir herkesin yani. Herkesin kendi yaptığı şey onu yansıtıyor bence. Ben yapılmasından da mutlu olurum. Ya biri tarif sorduğun ki mesela şey anlatmak ne güzel paylaşıyorsunuz. Tarif vermek istemiyor ya da nasıl neyi nasıl yaptığını anlatmak istemiyor. Ben öyle düşünmüyorum. Hazır tarif dediniz, önümüz bayram dedim. Ha. Böyle küçük de olsa yani pratik bir tarif verirseniz
izleyicilerimize de iyi olur. Çünkü biliyorsunuz Türk toplumu olarak şerbetli tatlılara daha bir şeyimiz vardır yani bayram denilince. Evet. Ama pasta da tabii onun yerini aldı demeyeyim de aynı değerde devam edebiliyor. Yine bir kek tarifi olur, kurabiye tarifi olur. Aklınızda varsa şu an. Kurabiye tarifi pratik olabilir. Atıyorum 3 malzemeyle, 4 malzeme öyle oluyor ya. Bu linzer cookie denilen bir şey var. Hani arasına marmelat koyarsınız. Hı, evet. İki ince kurabiyenin arasına. O olabilir belki. Şimdi ilk aklıma o geldi. Tamam buyurun. Genelde şey hani evet tarif oluyor ama ölçüler, gramajlar. Daha önemli değil mi? Evet önemli. Onları yanlış vermek istemem şu an. Ama onun aklımda bir saniye. 200-225 gram kadar tereyağı. Ama burada tereyağı olması gerekiyor. Hmm. Yoksa o lezzeti, o şeyi alamıyorsunuz. Hayırlık mı derler? Tabii. Yani margarin olmuyor orada. 225 gram kadar tereyağı, yaklaşık 150 gram şeker. Ama şekeri daha az kullanmak isteyen olursa daha az olabilir, 120 gram gibi. İkisini krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorsunuz. Sesim gitti. tamamen krema kıvamına geldikten sonra içine bir large yumurta. Yumurta küçükse iki yumurta. Hmm. Onları da ekleyip iyice devam ediyorsunuz çırpmaya. Ondan sonra unu, yanlış söylemeyeyim ama zaten o yoğururken kontrollü bir şekilde koyunca şeyi anlıyorsunuz. Hani unun, o hamurun toparlandığını anlıyorsunuz. 400-450 gram kadar bir un. Çok fazla yoğurmadan, çünkü bu tür tereyağlı kurabiyeleri çok fazla yoğurursanız böyle elastiki bir hal alıyor. Yani o kıyırlığını, ağızda dağılması falan var ya. Evet, aslında tarif şimdi internete yazdığımızda her şeyin tarifi çıkabiliyor. Ama çıkabiliyor. O püf noktaları aslında işin pasta şeflerinden öğrenmek gerek. Bir araya getirdiğiniz zaman yani unla o tereyağı ve yumurtalı karışım var ya, onu birbirine yedirdiğiniz anda bırakmanız lazım. Hatta toparlanmayan bir hamur gibi olabilir, gelebilir size. Değil, şöyle toparlayıp şeyle açtığınızda, silikon bir merdaneyle açtığınız zaman çok güzel şekilde açılıyor. Un çok az, yani bir paket kabartma tozunun yarısı kadar, daha doğrusu bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. Vanilya, istediğiniz aroma, mesela tarçın olabilir, kahve olabilir. O da ayrı bir lezzet katar. Evet, evet. İstediğiniz aromayı ekleyebilirsiniz toz olarak. Ondan sonra dediğim gibi biraz bekletmek gerekiyor. En az 2-3 saat dolapta. Hmm. Yoksa tereyağı eriyip şey olabilir, yani hamur kendini bırakabilir. İkiye bölüp açıyorsunuz. Çünkü tek seferde açmak biraz zor olur. Yarım milim kalınlığında. Açtıktan sonra istediğiniz, mesela kalpli kalıp olur, yuvarlak olur. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı kalıpla. Şey yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. Zorladım sizi. Yok hayır. Şimdi kalan diğer yarısında ortasını açmak zorundasınız. Şey koyunca, marmelat koyunca üstüne görünsün diye. Bu fırında 10 dakika kadar pişiyor. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırında, evet, kısa sürede. Evet, kısa sürede pişiyor. Çıkardıktan sonra soğumasını bekleyeceksiniz. İçine koyu kıvamda bir marmelat. Hı hı. İşte çilek olur, frambuaz olur ya da şey olur, Nutella da olur. Şey de muamma, hemen söyleyeyim, fırın ısıtılmış fırın oluyor bazılarında. Isıtılmış fırın oluyor. Bazısında açtıktan sonra ısıtınca. Onu söylemeyi unuttum. 175 derecede 10 dakika kadar. Hatta 7 ile 10 dakika arası. Çünkü şey, her fırında kendi içinde değişebilir. Tabii. Kimisi hemen ısınır, daha fazla ısı verir falan. İzleyenler denesin bakalım. Evet. Afiyetle yesinler. Evet. Bayramda bir tarif olmuş oldu. Bir tarif olmuş oldu. Evet. Hazırlıksız. Teşekkür ediyoruz size de, aynen hazırlıksız oldu. Evet. Şey geldi aklıma konuştuğumuz yerde, şimdi siz Hırvatistan'a sundunuz bu görsel. Yabancılar, yani Türk kültüründen ayrı, onların da farklı mutfağı var, kültürü var. Bu belki müşterileriniz de olmuştur burada ya da olacak diyelim. Türklere özgü tatları
tattıkları zaman ne gibi tepkiler veriyorlar? Siz de sadece Türk mutfağına özgün bir şey kullandınız mı? Gerçi o görseldi ama yine küçük tatmalık bir şeyler de yaptınız mı o yarışmada da? Şimdi ben o yarışmaya gidemedim. Çünkü kafenin 2 ay oldu bu arada ben kafeyi açalım. Hayırlı olsun bu arada. 2 ay oldu, çok teşekkür ederim. Gidemedim, eserlerimi götürüp verdim, teslim ettim hocalarıma, onlar götürdüler. Öyle mi? Evet. Ben orada bulunamadığım için, tabii ama Türk mutfağı gerçekten, şimdi hocalarım, oraya giden hocalarım zaten hepsi birer kendi çapında çok iyiler yani hepsi. İşte dediğim gibi jürilik yapanlar, altın şef ödülü olan hocam. Orada görsel bir şov yaptı. Türk mutfağına ait bir menü hazırladı. Ne hazırladı? Orada canlı. Ya sanırım balık menüsüydü. Hani şekiller falan görsel olarak da o kadar güzeldi ki anlatamam. Yani çok orada çok güzel şeyler yaşandı yarışmada. Türkiye biz 10 eserle katıldık bu tür şeker hamurundan. 8 altın 2 gümüşle döndü. Wow. Evet. Tebrik ediyoruz. Yani şey var şimdi mesela. Tekrardan. Çok teşekkürler. Kasım'da dünya kupaları var. Onlara hazırlanacağız. Katılacaksınız. Belçika'da 4 yılda bir yapılan bir yarışma. Evet. Umarız onda da altın madalyalarla gelirsiniz. Yani Türkiye'den katılım ve altın madalya, işte gümüş, altın veya değişik katılım ödülleriyle dönen şeflerimiz çok oluyor, arkadaşlarımız. Sizin örnek verebileceğiniz şef var mı? Pastalarını çok, takip ettiğiniz, Türkiye'de olsun, dünyada olsun isim verebileceğiniz. Çok var. Hani şimdi birinin ikisinin adını söyleyip şey yapmak istemiyorum. Belki unuttuğum olur, olmaz. O zaman hemen şunu sorayım. Ama bana soran olursa paylaşırım. Soran arkadaşlar olursa, ilgilenen, hani bu yolda ilerlemek isteyen, eğitim almak isteyen, onlarla paylaşırım muhakkak. Peki hemen şunu sorayım. Ünlü birinin sanatçı, siyasetçi fark etmez, doğum günü pastasını hazırlamak isteseydiniz bu kim olurdu? Kim düşündünüz olurdu? Mü? Hiç düşünmedim. O zaman düşündüm. Hiç düşünmedim. Çünkü o da farklı bir heyecan. Evet. Hayran olduğunuz olabilir ya da öyle bir talep gelebilir, hiç belli olmaz. İleride düşünmediyseniz bir şey diyemem ama. Çünkü doğum günü de aslında şeydir. Sadece doğum günde pasta yapılmaz aslında ama doğum günüyle pasta birdir. Evet, doğru değil mi? Evet. O yüzden o da kişinin kendini yansıtan bir şey olur genelde. Evet, evet. O yüzden sardım. Pasta yapmayı çok sevdiğim için kime yaparsam tabii, yapayım böyle. Tabii, orası apayrı. Acayip şey, benden istenenin çok dışına çıkıyorum zaten. Hani benim için o apayrı bir şey. Orada biraz ne derler, çok sevdiğiniz bir şeyi yaparken şeyi düşünmüyorsunuz. Ne zamanı düşünüyorsunuz, ne maliyeti düşünüyorsunuz. Güzel olsun. Gerçekten olabileceğinin en iyisi olsun. Kesinlikle. Ben ona odaklandığım için belki de hani kişiyi hiç düşünmedim. Kime yaparsam yapayım. Aynı şekilde yapıyorum. Son olarak o zaman bundan sonraki 2 ay oldu diyorsunuz. Pastanelerinizi açtınız. Evet. Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Önünüze ne koydunuz? Bunları da öğrenelim. Bundan sonra eğitimler olabilir. Pasta ve figür eğitimleri, workshoplar olabilir. Eğitim hep devam edeceksiniz. Eğitimler devam edecek de eğitim verme anlamında çalışmalarım olacak. Onu istiyorum. Çocuklarla ya da işte bu işi seven, yapmak isteyen, hani hobi olarak da olabilir ya da profesyonel anlamda da olabilir. Onlarla workshoplar, eğitimler, zaman zaman bir araya gelmek bana mutluluk verir. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum Nalan Hanım, kırmadınız, geldiniz. Size de başarılar diliyorum. Lezzetli pastalara devam ve görsel yani. Çok güzeldi. Birlikte yeriz. İnşallah. Vizyon programının daha sonuna geldik. Yarın yine farklı konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere.